Merhaba arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bu sevimli bebekle birlikteyim. Ne yapacaktık? Makyajını değiştireceğim. Özellikle şu dişleri yok edeceğim. Gözlerin renginde biraz oynayacağım. Bu göz makyajını silmek istemiyorum. Daha önce de demiştim ya, marjinal bir kız bu. O değişik makyajla kalsın istiyorum. Belki biraz şu göz üzerlerine renk katabilirim. Yanaklarını renklendirebilirim. Ay, çok heyecanlı. Ben bu işi çok seviyorum. Bebeklere makyaj yapmak çok hoşuma gidiyor. Hadi gelin başlayalım bakalım. Nasıl bir bebeğe dönüşecek? Ben de merak ediyorum. Asetonla dudaklarını sildim. Daha önceki videoda alkol dedim. Alkol arkadaşlar, bildiğiniz alkolden değil. Eczanelerde satılan alkollerden bahsettim. Yani asetonun içinde bulunan alkolden bahsettim. Aseton birazcık daha çözünürlüğü yavaş yapıyor. Alkolün biraz daha yüksek olduğu için çözünürlüğü. O yüzden alkolü tercih ediyorum. Ama alkol yoksa evde annenizin asetonlarıyla da yapabilirsiniz. Onlar da çıkarıyor. Evet, dudağını sildim. Evet, yine bu su bazlı kalemlerimle çalışacağım. Kahverengiyle yapıyorum. Biraz yerlerini belli edeceğim. Koyulaştıracağım yine. Evet, kaşları kahverengiyle yerlerini belirledikten sonra birazcık daha siyahla kahvelerin arasından geçtim. Ben birazcık daha böyle kıl tekniğiyle çalışılınca daha hani natürel, daha gerçekçi olduğu için kaşları silip böyle tek tek çalışmak daha çok hoşuma gidiyor. Daha doğal bir görünüm alıyor. Evet, biraz Moana'ya benzedi bence. Şimdi göz rengiyle birazcık oynayacağım. Şuralarda çok fazla oynamayacağım. Belki şu altları biraz silerim. Şunlar çünkü çok yapay. Kirpikleri kalabilir. Belki göz üzerine birazcık renk girebilirim. Evet, birazcık daha marjinal duruma getirebilirim bunu. Statlı kalemle şöyle göz rengini değiştirmeye çalışıyorum. Biraz daha böyle yeşil, mavi. Biraz şimdi kurusun, kuruduktan sonra bir tonda farklı atacağım. Şimdi gözler kururken birazcık şu yanaklara pembelik atmak istiyorum. Bebeğimin ten rengi koyu olduğu için daha koyu renkle giriyorum. Pembe değil de biraz daha kırmızı bir renkle giriyorum. Şimdi bunları yayacağım fırçayla. Bunun kenarlarına birazcık gireceğim şöyle. Evet, şöyle hafif kırmızılık verdim. Şimdi fırçayla, ıslak fırçayla yayacağım. Evet, şimdi ıslak fırçayla biraz yaydım. Şöyle çizmiştim. Şimdi fırçayla yayınca daha bir pembelik oldu. Fırçamı nemlendiriyorum. Kuru bir pamukla da şöyle yayıyorum. Şu alın kısmını biraz koyu yaptım. Evet, birazcık daha pembeleştirdim. Şimdi dudaklarını boyayacağım. Dudaklarını şöyle ıslatacağım birazcık. Dudaklarını mor boyamak istiyorum. Saçlarıyla uyumlu olacak. Saçlarında morlar var. Evet, bu boyalar ıslatarak, yani boyayacağınız alanı ilk önce ıslattığınızda daha çok koyu renk veriyor. Dudağı ıslattım o yüzden. Biraz koyu çıksın istediğim için. Evet, dudağını koyu yaptım. Şimdi gözünü birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. Evet, sanki daha iyi oldu. Şu göz altını birazcık sileceğim. Evet, şu kenarlardan yine sildim. Buraları birazcık daha kalemle koyulaştıracağım. Şuraları sevmediğim için sildim. Evet, biraz renklendirdim. Gözleri çok açıktı. Fena olmadı ya. Ben beğendim. Bilmiyorum sizi ama cidden beğendim ben. Kaşlar iyi. Belki göz üstüne birazcık böyle bir renk mi girsem acaba? Hatta rujundaki renkten şöyle biraz girip dağıtacağım. Şurada simleri var. O simleri sevdim. Çıkartmadım o yüzden. Şimdi biraz ıslak fırçayla şöyle geçeceğim. Evet. Güzel oldu. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fazla bir şey yapmayacağım. Bu kadar bırakacağım. Fixleyeceğim. Evet. Bence bu bebeğim hazır. Şimdi diğer videoda güzel bir bale kıyafeti hazırlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Altına nasıl bir kostüm yapmamı istiyorsanız mutlaka bu videonun altına yorum yazın.
Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Oncak Butim kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.